Çok mutsuz bir kralın hikayesi. Zamanın birinde oldukça zengin olan bir kral yaşarmış. Fakat bu kral çok mutsuzmuş. Çok uğraşsa da ne var ki asla mutlu olamıyormuş. Ülkede bulunan bilge bir kişiyi huzuruna çağırmış ve nasıl mutlu olabileceğini sormuş. Bilge şöyle cevap vermiş. Saygıdeğer kralım, eğer mutsuzluktan tamamen kurtulmayı istiyorsanız mutlu bir adamı bulmanız gerek. O adamın gömleğini giydiğiniz zaman mutlu olursunuz. Bunu duyan kral hemen adamlarına emir vermiş ve ülkede mutlu bir adam bulmalarını istemiş. Adamlar aramış, taramış fakat mutlu bir adam bulamamış. Hepsinin kendince dertleri ve mutsuzlukları varmış. Adamlar mutlu bir adam bulamadan saraya dönerlerken oldukça eski bir kulübeden şöyle dua edildiğini işitmişler. Allah'ım şükürler olsun, bugün de karnım doydu, sağlığım da pek yerinde. Şimdiye kadar hep rızkımı verdin, bu dünyada benden mutlusu yok. Bunu duyan kralın adamları mutlu birini buldukları için oldukça sevinmişler. Hemen adamın gömleğini almalıyız ve kralımıza götürmeliyiz diye düşünmüşler. Ancak kulübeye girdikleri zaman adamın üzerinde bir gömlek bile olmadığını farkına varmışlar. Hayat devam ederken insanlara mutluluğu arar. Sahip oldukları yetinmeyip her zaman daha fazlasını isteyen kişiler ise asla mutlu olamaz. Mutluluğu kendi içinde arayan kişiler her zaman mutlu olur. Para eşittir mutluluk mudur? Para olunca hep mutlu mu olunur? Yoksa günümüz dünyasında mutluluk için para yoksa mutlu bulunmuyor mu? Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Son olarak bir tavsiye. Herkes dağın tepesinde yaşamak ister. Ama mutluluk ve gelişim tırmanış sırasında gerçekleşir. Bunu unutmayın. İyi günler.